Şey yapmışız. Evet, bunun aslında sebebi çok açık. Çünkü Sinop göç veren bir kent. Gönül isterdi ki aslında Sinop Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan bir kent olsaydı, böyle bir istatistikte lider olmak bizi daha çok mutlu ederdi. Ama tabii ki Türkiye bu yılda, daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin en yaşlı kenti olarak belirlendi. Tespit edildi bu gerçek. Tabii bunun başındaki en büyük sebebi de bizim göç vermemiz. Maalesef kentimizin ekonomik şartları belli ki Türkiye ortamasının dışında olduğu için süratle büyük şehirlere göç vermek zorunda kalıyoruz. Kentimizde yaşayan insanlarımız, hemşehrilerimiz ekmek uğruna, aş uğruna, iş uğruna doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum bu istatistiğin sonucunun. Tabii ki bu istatistiğin sonucu bizi çok mutlu, memnun etmese de biz bu istatistik sonuçlarını değerlendirip buna göre belediye hizmetlerinde yeni bir model, yeni bir yaklaşım geliştirebiliriz. Bu nedir? Yaşlı dostu kent olma yönünde bir takım çalışma yapmak zorunluluğumuz hasıl oluyor. Tabii ki bir kentin, o ülkenin en yaşlı kenti olması, o kentte yaşlı nüfusun fazla oluyor olması, belediye hizmetlerinde bu nüfus verilerine göre, bu istatistik verilerine göre yeni bir takım gelişmeler, yaşlı vatandaşlarımızın kent içerisinde daha rahat yaşamalarını sağlayabilecek bir takım belediye hizmetlerini ön plana çıkartmamız gereğini de ortaya koymuş oluyor. Emeklilerin çoğu burada kalıyor. Emekli oluyor mesela, diğer illerden gelenlerin çoğu. Burayı sevdi, beğendikleri için burada kalıyorlar. Onun için de yaşlar burada kalmış oluyor. Talebelerin haricinde, gelen talebeler hariç. Göç veren bir il burası herhalde. Evet, göç veren bir il. Tabii il olarak tabii kazalar falan da var. Onlarla beraber göç veren bir il. Gençler dışarı mı gidiyor? Herhalde iş sahası olmadığı için, fabrika şunlar bunlar olmadığı için mecburen okulu biten, üniversite biten İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de devamlı kalıyorlar yani. Ne düşünüyorum? En mutlu ilden sonra en yaşlı il seçilmesi de ne bileyim bir enteresan geldi bana. Bilemiyorum. En yaşlı ilim olmasının sebebi şu olabilir. Daha önce memurlar hep erken geliyor burada. 30 yaşında memur buraya geliyor. Emekli oluyor, buraya yerleşiyor. Ondan olabilir mi? İşsizlik has safhada. Emekliler burada oturuyor işte. Başka hep emekliler yaşıyor. Çiftçilik yok. Hayvancılık yok. Balıkçılık bitti. İşsizlik almış başını gidiyor. Ne yapsın? Genç nüfus buradan göç ediyor. Okulu bitiren, üniversiteye giden burada kalmıyor. Gidiyor. Sinop'ta gerçekten emekli veya memur kenti. Fabrika yok, iş sahası yok. Bütün gençler memlekette iş bulamadı mı gurbete gidiyorlar. Gurbette iş aramaya gidiyorlar. Bu şekilde nüfusun yaşlısı burada yaşıyor, kalıyor. Yaş nüfus kaldığı için de bu şehrin ismi yaşlı şehri olmuş oluyor. Biz de bundan rahatsızız, biz de bundan hoş değiliz. Fabrikalarımız olsa, iş yerleri olsa, bu gençler burada olsa, annesinin babasının yanında işleri olsa, güzel güzel çocukları buralarda büyüse, çok güzel bir yeşil bir cennet kenti mi burası? Onun için biz de bu yaşlı şehir lafından biz de memnun değiliz çok. Yaş kaçtı abi? Yaş 70. Gelmek istemiyor musun? Söylemek için.